Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Delta PLC'lerde bölgesel aralık karşılaştırma komutlarını anlatacağım. Önce 16 bit data uzunluğundaki verilerin bölgesel aralık karşılaştırma komutu olan DZCP komutundan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar Delta PLC'lerde karşılaştırma bölgesel aralık referans alınarak yapılacaksa ZCP komutu kullanılır. Bu WPLSoft'taki görünümümüz. Bu da ISPSoft'taki görünümümüz. Bunun anlamı şudur. ZCP S1 demişiz. S1 bölgenin alt değeri. Karşılaştırma alt değeri arkadaşlar. S2 bölgenin karşılaştırma üst değeri. S karşılaştırılacak data veya değer. D ise karşılaştırma sonucu arkadaşlar. Şimdi bunu uygulama yapınca daha iyi anlayacağız. Burada örneğin X0 komutu aktif olduğunda arkadaşlar C20 sayıcısının değeri 20 değeri ile 80 değeri aralığında karşılaştırılıyor. Eğer C20 sayısının değeri 20 değerinden küçük ise M0 çıkışımız aktif oluyor arkadaşlar. Eğer C20 sayıcısının değeri 20'den büyük ya da eşit, 80'den küçük ya da eşit ise bu sefer M1 çıkışımız aktif oluyor. C20 sayıcı değeri 80 değerinden büyük ise arkadaşlar bu sefer M2 çıkışımız aktif oluyor. Şimdi bunu uygulamalı bir şekilde görelim. Evet, Com Manager yazılımımızda yapılması gereken ayarları önceki derslerimizde anlatmıştık. Şimdi bunu Start pozisyonuna getirelim. ISPSoft yazılımını açıyoruz. Yeni diyoruz. OK dedik. Buradan Programs sağ tıklayıp New dediğimiz zaman evet program editörü karşımıza geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya bir M0 rölesi koyacağız. M0 rölesi arkadaşlar çift tıklıyoruz. ZCP dedik. 3 noktaya tıklayalım. S1 değerimiz K10 olsun. Yani 10 sayısal değeri olsun. S2 değerimiz K50 olsun. S ise arkadaşlar bir data register'ımız olsun. Data veri alanı olsun. Yani bu da D0 olsun. Sonucumuz da Y0 olsun. Evet arkadaşlar. M0 biti aktif olduğunda D0 veri alanındaki değer 10 ile 50 aralığındaki bölgede karşılaştırılacak arkadaşlar. Şimdi HMI panel programımızı yazalım. Aşağıya çekelim. Yeni bir dosya diyoruz. Buradan kullandığımız HMI panelin modelini seçiyoruz. Devam diyoruz. Evet, burada PLC ile yapacağımız haberleşme hattına bir isim veriyoruz. Kullandığımız PLC markasını buradan seçiyoruz. Modelini seçiyoruz. Biz DVP simülatörü kullanıyoruz. Bunu seçtik iletişim olarak. Finish diyoruz. Ve HMI panelimizin ekranı karşımıza geldi. Şimdi bunun arka plan rengini değiştirelim. Şimdi arkadaşlar ISPSoft yazılımında bir M0 bit kullanmıştık. Buraya değişken durumlu bir buton koyalım. Bu butonumuzun yazma adresi M0 arkadaşlar. Çift tıklıyoruz butona. Buton sıfırdayken butonun üzerine off ifadesi yazsın. Butonumuz sıfırdayken kırmızı renkli olsun. Butonumuz bir pozisyonuna geldiğinde üzerinde 10 ifadesi yazsın. Arka plan rengi de mavi olsun arkadaşlar. Tamam, butonumuzu tanımladık. Buraya bir label koyalım. M0. Arkadaşlar şimdi bir de D0 veri alanımıza değer girelim. Input diyoruz. Bunun yazma adresi arkadaşlar D0. Şimdi buna çift tıkladığımız zaman data tipimiz Word, yani 16 bit bir data. Unsigned decimal, yani işaretsiz bir değer alan, sayısal değer. Biz bunu 4 digit tanımladık. Noktalı bir ifade kullanmadık. O yüzden biz bu girmiş olduğumuz nümerik sayısal değer girişinde ancak girebildiğimiz sayısal değer 0 ile 999 arasında değişir. Ama tabi burada integer sayısını artırırsak, mesela 5 yaparsak, o zaman değerimiz 0 ile 65.535 arasında girebiliriz. Fakat ben 4 yaptım. Burada da zaten karşımıza çıkıyor. Minimum ve maksimum alabileceği değerleri görebiliyoruz. Tamam diyelim. Burada etiketimizi şey yapalım. D0. Arkadaşlar değeri girdik ama tabi değerimizi de görmek istiyoruz. Data Display seçiyoruz. Numeric Data Display. Bunun da okuma adresi arkadaşlar D0. Evet. D0 değişkenimizi de tanımladık. Şimdi çıkışlarımızı gösterelim. Evet. Arkadaşlar bu bizim Y0 çıkışımız olacak. Okuma adresimiz Y0. Bunun şekli yuvarlak olsun. Çift tıklayalım. Sıfırda iken rengimiz kırmızı olsun. Birde iken aktif olduğunun rengimiz sarı olsun arkadaşlar. Buna da etiketimizi tanımlayalım. Y0. Evet, bölgesel karşılaştırmada nasıl oluyordu? Y0 diyoruz biz ama çıkışa. Eğer iki değer aralığında ise Y1 çıkışı aktif oluyor. Üst sınırdan büyükse Y2 çıkışı aktif oluyordu arkadaşlar. O yüzden aynı şekilde Y0 ile ilaveten Y1 ve Y2 çıkışlarını da ekleyelim. Tabi burada okuma adreslerini değiştireceğiz. Okuma adresimiz Y2. Label'ımız Y2. Şöyle bakalım arkadaşlar, okuma adreslerimiz doğru mu? Evet, doğru. Evet arkadaşlar, şimdi HMI panel programımızı da yazdık. Şimdi PLC'mize yazdığımız programı derleyelim. ISPSoft'ta. Daha sonra PLC'mize programımızı yükleyelim. Kapatıyoruz. Online moda alıyoruz. Evet. Buradan HMI panelimizi de offline simülatörümüzü aktif edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar PLC'mizi RAM pozisyonuna almamız lazım. RAM pozisyonuna aldık. Evet. Şimdi arkadaşlar biz D0'da veri alanımıza bir değer girelim arkadaşlar. Bu girmiş olduğumuz değer 5 olsun. Evet. Gördüğünüz gibi 5 değerine girdik. Burada da gözüküyor. M0 biti aktif olduğunda 5 değeri 10 değerinden küçük olduğundan ötürü Y0 çıkışımız aktif oldu. Şimdi biz 10 değerini girelim arkadaşlar. Bakın D0'a girmiş olduğumuz 10 değeri 10 değerine eşit olduğundan ötürü ve 50 değerinden küçük olduğundan ötürü Y1 çıkışımız aktif oldu. Şimdi 15 değeri girelim. Yine 15 değeri 10 değerinden büyük ancak 50 değerinden küçük olduğundan dolayı ne oldu? Y1 çıkışımız aktif oldu. Şimdi 50 değeri girelim arkadaşlar. Evet, üst sınırımız 50 değerine eşit olduğundan ötürü yine Y1 çıkışımız aktif oldu. Ama üst sınırımızdan büyük bir değer girelim. Bakın 60 değerini girdiğimiz zaman ise Y2 çıkışımız aktif oldu. Çünkü 60 50 değerinden büyük olunca Y2 çıkışımız aktif oldu. Evet, şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? D0 veri alanındaki değerimizi sabit 10 ile 50 verisi arasında kıyasladık. Şimdi bir de buradaki girdiğimiz S1 ve S2'leri bir veri alanı olarak seçelim. Programımızı bu şekilde yazalım arkadaşlar. Şimdi PLC'mizi stop pozisyonuna alalım. Online moddan çıkalım. Burada S1'e D10 veri alanı girelim arkadaşlar. S2'ye de D20 veri alanı girelim. D0'ımızı D10 ve D20 aralığında karşılaştıralım arkadaşlar. Tabii HMI simülatörümüzü de off pozisyonuna alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Buraya şöyle alalım. Kopyala yapıştır diyelim. Copy paste. Bu D10 olsun. Evet. Yazma adresimiz D10 olacak. Okuma adresimiz de D10 olacak. Şimdi bir de D20 yapalım. Yazma adresimiz D20. Okuma adresimiz de D20 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar D0 data veri alanındaki değeri D10 ve D20 aralığında kıyaslayacağız. Ona göre de Y0, Y1, Y2 çıkışlarımızın durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi PLC tarafına gelelim. Programımızı bir derleyelim. Programı derledik. PLC'mize yükleyelim programı. Kapatıyoruz. Daha sonra online moda aldık PLC'mizi. Ve PLC'mizi start pozisyonuna alalım arkadaşlar. Şimdi aynı durumu HMI panelimizi offline simülatörümüzü çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar PLC'miz çalışıyor. D10 veri alanında ben 25 değerini gireceğim. Alt limit değeri. Bakın gördüğünüz gibi 25. D20'ye de arkadaşlar 60 değerini gireceğim. Bakın gördüğünüz gibi D20'de 60 oldu. Şimdi arkadaşlar D0'a 15 değerini gireceğim. Şimdi arkadaşlar M0 bitini aktif ediyorum. 15, 25 değerinden küçük olduğundan ötürü Y0 çıkışımız aktif oldu. Şimdi 25 değeri girelim D0'a. Bakın bu durumda D0'daki değer D10'daki değere eşit olduğundan ötürü Y1 çıkışımız aktif oldu. D0'a 35 değeri girelim. 35 değeri D10'daki değerden büyük ancak D20'den küçük olduğundan dolayı yine Y1 çıkışımız aktif oldu. Bu sefer 60 değeri girelim arkadaşlar. Bakın 60 değeri D0'daki değer D20'deki değere eşit olduğundan dolayı yine Y1 çıkışı aktif oldu. 70 değerini girelim. Bu durumda da arkadaşlar D0'daki değer D20'den büyük olduğundan ötürü Y2 çıkışımız aktif oldu. Evet arkadaşlar, bölgesel karşılaştırma komutu 16 bit datalarda ZCP komutudur ve bu komutun kullanımı bu şekildedir. Verinin alt limitten küçük olma durumuna göre bir çıkış üretir. Daha sonra verinin alt limit ile üst limit aralığında küçük eşit büyük eşit durumuna göre bir çıkış üretir. Bir de verinin karşılaştırılacak verinin üst limitten büyük olmasına göre bir çıkış üretir. Şimdi arkadaşlar tabii bizim datalarımızın uzunluğu 16 bit ve 32 bit olarak değişmektedir. Yani 32 bitlere double word tipi data diyoruz. Bu durumda ise 32 bit bir datayı bölgesel bir aralıkta karşılaştıracaksak ZCP komutunun başına arkadaşlar D harfi geliyor. Yani DZCP komutu oluyor. Kullanımı birebir ZCP komutuyla aynı arkadaşlar. Eğer karşılaştırdığımız değer kesirli bir ifade ise, yani floating tip bir veri ise, floating verilerde 32 bit data uzunluğuna kabul ediliyor. Bu durumda ise ZCP ifadesinin önüne D harfi ve E harfi geliyor. DEZCP komutu oluyor. Kullanımı birebir ZCP komutu ile aynı arkadaşlar. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.